Abi? Şimdi ofisi tuttuk, gayrimeşru girmiş mi olduk? Girmedik mi reis? Bence gayet gayrimeşru şu anda. Manyak mısınız oğlum? Para lazım, akar lazım. Mevzuya girmemiz lazım lan. Mevzuya girmekse reis, mevzunun kralı bende. Anlat bakayım. Bak şimdi, sabah buraya gelirken şu köşede oturan iki tane pis insan gördüm. Bana gayet ters bir bakış attılar. Ben de dönüp onlara baktım. Beni çok umursamadılar. Bakışları hem pis, hem de çok tersiydi. Hadi beni geçtim. Ama resmen buranın abisi biziz biz dercesine pis bir bakıştırayız. Dönüp üzerlerine doğru yürüyeyim dedim. Baktım çok kalabalıklar geri geldi. Yani demem o ki senin için de uygunsa bir dalalım. Bence de. Dalalım reis. İyi hadi kalkın gidelim. Gel bu kadar. Hani kalabalıklardı? Oğlum yani sonuçta tek kişi değiller. Ben hani çoğul anlamında dedim yani. Gençler hayırdır lan? Ne hayırdır abi? Şimdi abi mi olduk oğlum? Anlamadım abi. Lan sen kimin mekanda kime şekil şükür yapıyorsun lan? Yok abi şekillik bir durum yok. Kendi kendimize takılıyoruz sadece. Lan sabah beni gasp edecek gibi ikinize bakmadınız mı? Ne yaksınız oğlum? Yalan mı? Yok abi gasp. Ne gaspı? Bu abi sabah buradan geçiyordu. Durdu burada böyle baktı bize. Sonra biz de ona selam verdik. Sonra koşarak uzaklaştı yani olay bu. Ama ben yanlış anlamış abi. Selam verdik diyor çocuklar. Abi yani o bakışlar selam bakışı değil gasp bakışı ben anlarım yani. Abi gasp mı yapıyorsunuz lan siz yok burada? Yok abi vallahi gasp falan yok. Oturuyoruz kendi halimizde ya. Gençler bu abinizin kusuruna bakmayın. Bir sıkıntınız olursa biz hep buradayız. Yusuf abinize gelin. Tamam mı lan? Hadi. Hadi lan. Lan! Lan lan! Oğlum sen bana dışarıda ne gösterdin lan? Ben güneşten bir bok görmedim ki. He o şey abi, o çaycı işi var ya, o tamam abi. Süper, nasıl hallettin? Abi aktiviydi. Aa! Aktiviydi. Sen biliyor musun? Yok ama adı çok güzel. Abi gel şöyle. Bak reis. Şimdi bak abi. Hayda. Kim lan? Dur ya. Abi. Aha. Ya bir dur Kazım. Bak abi. Bu aktiviydi abi. Buraya geliyorsun abi bir tane başlık açıyorsun. Aktivite. Ondan sonra insanlar bunu görüyorlar abi. Geliyorlar. Katıla tıklıyorlar abi. O aktiviteye katılmış oluyorlar abi. Süpermiş ya. Uygulamayı da bu kim var ya? He. Abi gayrimeşru işine girdik ya. Ben gittim bir tane patates at aldım abi. Sonra problem olmasın diye. Aslanım benim. Aferin. Adam. Da niye devamlı çalıyor bu telefon? He. Ya abi ben eski bir escort hatı almışım. Sürekli arayıp fiyat soruyorlar abi. Sürekli fiyat soruyorlar. Ama abi ben başka sefere başka bir destek grubundan seçerim de problem falan kalmaz. Abi. Kafana sokayım. Onu sessiz al. Tamam abi. Abi, çaycıyı aldın mı içeri? Oha lan hemen biri geldi. Geldi abi. Al ve tık bakalım. Bırak abi, çay çok güzel gider şimdi. Reis, bu arada biz çıkışta sebze haline gittik. Balıklar göreceksin. 89. Bak, en kısası bu kadar diyebilirim. Merhaba, hoş merhaba. Geldiniz. Wow, mekan yıkılıyor. Teşekkür ederiz, buyurun. Yusuf Yılmaz Çelik. Cansu. Memnun oldum. Likewise. Cansu, likewise. Yabancı galiba abi. Bence çaydan da anlamaz. Nereden acaba? Hi, excuse me. Where are you from? Hayda, Türk'üm neden bağırıyorsun?
Cansu Hanım bizim burada çay yapacak, çay servis edecek, burayı çekip çevirecek birine ihtiyacımız var. Süper. Ben var ya çaya bayılıyorum. Biliyor musunuz hibiskus çayı çakralarıma çok iyi geliyor. Çakra. Aslında var ya bu çay müthiş bir olay biliyor musunuz Yunus Bey? Prof adamlar etkilerini bulup bulup şaşırıyorlar. Bulup bulup şaşırıyorlar. Mesela sizde mürü çayı tipi var. Ama sanki papatyayı da sevebilirsiniz. Çünkü onun da sakinleştirici bir etkisi var. Yani nasıl, çay mı sakinleştiriyor insanı? Aa, hem de nasıl? Bir tane içiyorsunuz, pamuk gibi oluyorsunuz. Hatta ben size bir tane örnek vereceğim. Bu çayın benzin gibi kokması normal mi ya? Çok pardon, şişeleri karıştırdım. Çantanızda niye benzin var sizin? Dövizciler kapalıydı. Allah Allah. Peki bu çayın böyle daha farklıları var mı? Güldüreni. Mesela ne bileyim mevzuya gitmeden önce falan içsek bir bardak, böyle kafasını gözünü kırsak karşı tarafın. Buna benzer bir şeyler. Siz de çayla bayağı ilgilisiniz. Ama bildiğim kadarıyla yok. Yani ileride olur bence. Hem neden olmasın ki? Mesela siz hangi çayı seversiniz? Aloe vera, mür, hibiskus. Biz düz, normal çay, siyah. Normal bardak, siyah çay. Düz, öyle dümdüz. Dümdüz, bu şeker atıp karıştırıp içiyoruz ya, siyah. Ha, siz köylü çayı diyorsunuz. Ya ben size ne diyorum, siz bana ne diyorsunuz? Ben size diyorum ki Bodrum, Ibiza. Siz bana Avşa diyorsunuz. Ya ben size Miami diyorum ya, Miami. Merhaba. Cansu Hanım, sizi daha fazla tutmayalım. Arkadaşlarım sizi arayacaklar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? O zaman ne diyoruz? Likewise. 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 Evet, ne için gelmiştiniz? Çay. Çay, doğru. Buyurun. Oğlum otursanız alan beyefendi. Tikiniz var sen böyle. Kaş göz yapınca. Ya sayıla mı veriyorlar amına koyayım ya? Selam. Aleyküm selam birader. Adın ne? Berkan. Berkan. Efendim? Ne efendim? Berkan dediniz. Oğlum adın Berkan değil mi lan? Berkan. Berkant. Berkan. Hey, Berkan. Efendim? Oğlum sana demiyor lan. Sizin de mi adınız Berkan? Lan bir susun oğlum! Tamam Berkan. Çaydan anlar mısın? Çok severim. Günde iki demlik içerim. Koç üç tane kapı gel. Evet. Hadi çabuk çabuk. Yusuf abi! Bir Yusuf abim dedi lan. Ben de öyle dedim. Oo Altan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Yusuf'um. Duyar duymaz geleyim dedim. Hem bir hayırlı olsun diyeyim. Hem de bir meselem vardı. Onu çözeriz diye düşündüm. Eyvallah. Bir anlat bakalım. Dinleyelim. Ondan sonra hallederiz. Bir dakika. İlk iş ayağımıza geldi mi o zaman? Gel lan gel. Şimdi Yusuf'um. Ben bir satış işlemi gerçekleştirdim. Gayrimenkul satışı. Elemanlarla paranın yarısını satıştan önce, yarısını da satıştan sonra dükkanı teslim ettikten sonra diye anlaştım. Parayı vermediler mi? Yok verdiler. O zaman sorun yok. Bir anlatayım mı? Yo estağfurullah. Parayı aldım, dükkanı teslim ettim. Bir haftadır evime giremiyorum. Dükkana da giremiyorum, dükkan kapalı. Ve arayamıyorum, şarjım yok. Bu adamlar kesin benim dükkanıma çöktüler. Hem de yarı fiyatına çöktüler, kazıkladılar beni bunlar. Telefonu neden şarj etmiyorsun? Ben yalnızca kendi orijinal şarj aletimle şarj ediyorum kardeşim. Anlıyorum. Ben de anlıyorum. Evine niye giremiyorsun oğlum? Abi bunlar kesin benim evin anahtarını da çaldılar. Bak kesin diyorum sana ya. Nasıl bu kadar eminsin lan bu işten? Abi ben dükkanın anahtarlarını teslim ettiğimden beri evime giremiyorum. Bak söylüyorum sana, bunlar yarı fiyatına hem benim eve hem de dükkana çöktüler. Kesin. Çakallara bak ya. Lan kimse demiyor bu adam ne halde. Adam bir haftadır evine giremiyor. Adam bir haftadır duş alamıyor ya. Leş gibi kokuyor. Ayıptır, günahtır. Bu ne biçim koku lan bu? Sakin. Sakin. Abi bahsettiğiniz kişinin adı Cengiz mi? Evet. Ben tanıyorum onu ya. Hatta geçen video çekmiştik. Ben de kartı olacak. Buyur abi. Vay. Senin elemanın bağlantıları bayağı iyi ha. İyidir Ademciğim, sağ olsun. Öyledir. Ben ne alaka ya? Arkadaş sen ne değil mi oğlum? Yok. Merhaba. Aylık ne kadar kira ödüyorsunuz? Neye?
buraya. Ne alaka ya? Abi içerik böyle, artık sokaktaki insanlar evini almıyor. Ben de aktiviteden bulduğum yere yapışıyorum. Şşş, alo. Yusuf Yılmaz Çelik ben. Bir sıkıntın olursa gel buraya. Tamam Adem. Abi bir video çekmiyor musun? Maçtan Adem. Abi senin de bıyıklar güzelmiş. Abi. Abi gel. Yapma. Yusuf'um. Şuna bir bakalım hadi. Kazım şişeyi al. Arabaya koy. Aha. Benzini fulli mi abi? Fulli ama şişe yapma. Lazım olacak akşam. Cengiz. Siz? Yusuf Yılmaz Çelik. Bakacak mısın? Ha, tamam. Evet, sadede gelin. Gelelim. Altan kardeş, biz seni öldü sandık ya. Arıyoruz, açmıyorsun. Evde zaten yoksun. Dükkana zaten biz giremiyoruz. Lan şerefsiz! Yarı dükkan fiyatına hem eve hem dükkana çökmediniz mi? Bir de öldürseydiniz. Öldü sandık diyor abi ya. Yaptığınız insanlığa sığmaz be. Lan bu adam leş gibi kokuyor, leş! Ya Kazım bir dur. Ne dur ya, kokmuyor mu adam? Ne kokuyor? Bok kokuyor! Lan adam bir haftadır bunlar yüzünden duş alamamış be, duş! Kazım sikeceğim belanı. Koku mu lan buradaki olay şimdi? Burada asıl dolandırılan biziz. Altan Bey paramızın üstüne çöktü, anahtarı aldı gitti. Lan ben sana dükkanın anahtarlarını vermedim mi? Ha? Ben ne yapmışım? Abi ne diyor bu ya? Bir dakika aslanım dur. Ne dolandırıcılığı bir anlat bakayım bana. Altan Bey. Parayı aldı, anahtarları vermedi, gitti. Verdiği şey dükkan anahtarı değil. Ben verdim dükkan anahtarlarını. Dükkan anahtarı değil verdiği. Verdim ki. Ne verdin aslanım? Dükkan anahtarlarını. Bir bak bakayım neyin anahtarı o. Dükkanın anahtarı nerede o zaman? Evde herhalde onlar. Problemi çözdük galiba. Evet. Yürüyün lan. Eyvallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çayları siz söylemediniz mi ya? Abi biz söyledik de çok oldu ya. Kaç yıl? Bu yıl içinde yine. Aynı yıl mı söylediniz çok? Bu. Ama Berkan Bey. Bey mi? Bey mi oldu? Şimdi bazı işler vardır. Hep derler bu işler nasıl işler? Bu işlem yapıldı, buraya geldi. Bu işi de Berkan Bey gönderdi. Asayiş, numayiş, Berkemal gibi bir durum var. Anladınız değil mi? Kesinlikle ben anladım şahsım adına. Ben de anladım. Afiyet olsun abi o zaman. Buyurun siz. Size gelmiş gibi, geldikten sonra içmiş gibi olsun. Çok teşekkür ederim, ellemeye sağ ol. Ağır işin ama çok şey sıcaktır. Sıcak ama. Ne kırk. Yapmasın diyerekten yani. Sallama mı bu? Yok dallama, sarar. Sen anlar mısın dallamadan? Hemen yani çok. Kendisi görsem de, tanırım. Kendisi de şey olduğu için, çay çok sevdiği için Mustafa anlar. Yaşa. Çocukken seni çok salladılar değil mi? Zamanında evet. Sonra bir faydasını göremeyince bıraktılar. Sallarken hiç düşürdüler mi seni?
Düştüğü için böyle olmuş abi. Hem de iki kere üst üste. İki defa. Nerene vurdun? Kafa üstü. Senin o zaman beynin aşağı çalışıyor. Yok. Gidiyor geliyor arada. Ne zaman geliyor? İşte genelde gelmiyor Mustafa abi. Şansın bu. Evet. Ulan Mustafa abi bile bir görüşte anladı seni, biliyor musun? Evet. İnsan sarı. Bir görüşte abi. Doğru diyorsunuz. Şaşkına dolu bu arada. Kaç tane? Sen birkaç tane biliyor musun? Şu an bir tane patron o. Patron. Bir dediğin güzel doğruyu söylerim. Mustafa abi canımızdır. Doğru desenize lan. Doğru. Doğru. Çok acayip canlı. Teşekkür ederiz.